Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta Android telefonların ayarlar menüsünde gizlenen geliştirici modu sayesinde yavaşlayan telefonlara hız dopingi, fake GPS yani konum bilgisi ayarlama, uygulamaları Windows pencere modunda kullanma veya oyunlarda grafik kalitesi arttırma gibi süper faydalı özellikleri nasıl ayarlayabileceğinizi konuşuyoruz. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Normal şartlarda adı üzerinde geliştirici modu daha çok yazılım geliştiren profesyoneller için oluşturulmuş özel bir menü. Ve hatta bizim gibi normal kullanıcılar için biraz tehlikeli bile sayılabilir. Ama bilinçli bir şekilde kullanıldığı sürece oldukça faydalı ve eğlenceli ayarlar bulduğunu da söyleyebilirim. Öncelikle geliştirici modunun açılması telefon yani marka ve modele göre farklılaşabilir ama çoğunlukla ayarlar telefon hakkında yazılım bilgileri içerisinde bulunan yapım numarasını 7 kere arka arkaya bastıktan sonra şifreniz ile aktif hale getirilebilir. Bundan sonra ayarlar menüsünün en altında geliştirici modunun geldiğini göreceksiniz. Kapatmak için de en üstteki açık sekmesini pasif hale getirebilirsiniz. Bu arada Android telefonlar için hazırladığım uygulama önerileri, kullanım ipuçları veya güncellenen Android sürümleri hakkında bilgiler paylaştığım içeriklerimi ilgiyle izlerken faydalandığınızı da düşünüyorsanız yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bu küçücük hareketin benim için anlamı ve kanala faydası gerçekten de çok büyük. Şimdiden teşekkürler. Evet, artık bir geliştirici olduğunuza göre daha çok Amazon veya Hepsi Burada gibi karanlık modu desteklemeyen uygulamalarda kullanabileceğiniz karanlık modu kullanmaya zorla sekmesiyle başlayalım. Bu arada bahsedeceğim menüleri uzun uzun aramaktansa ayarlar ekranının en tepesinde bulunan arama çubuğuna direkt başlığı girerek de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sadece ilgili başlığın geliştirici seçenekleri altında olduğundan emin olun, o kadar. İşte tam olarak da buraya karanlık yazarak ulaşabileceğiniz menüyü açmanız durumunda desteklemeyen uygulamalarda artık siyah arka plan ile açılabilecek. Aynı karanlık mod seçeneğinde olduğu gibi cep telefonumuzda bölünmüş ekran modunu desteklemeyen Instagram gibi uygulamalar da bulunuyor. Son zamanlarda özellikle cep telefonlarının ekranlarının büyümesiyle artık neredeyse birer mini tablet boyutuna gelmeleri nedeniyle bölünmüş ekran kullanımının işlerimizi oldukça pratikleştirdiğini de kesinlikle söyleyebilirim. Bu nedenle yine arama çubuğuna çoklu pencere yazınca çıkan tüm pencereler için çoklu pencere sekmesini aktif hale getirdiğinizde cep telefonlarınızda bulunan destekleyen, desteklemeyen bütün uygulamalarda bu moda geçiş yapabileceksiniz. Sırada telefonunuzu hızlandırabileceğiniz bir seçenek olan çalışan hizmetler var. Ayarlar, arama çubuğunda aynı isimle aratarak ulaşabileceğiniz sekmeye girdiğinizde telefonunuzda o an aktif olan uygulamaların ve sistemin ne kadar RAM harcadığını veya kalan boş RAM miktarının tamamını görebiliyorsunuz. Eğer kullanmamanıza ya da sizin için önemli olmamasına rağmen boş yere RAM işgal eden bir seçenek görürseniz de direkt aşağıdaki listeden kapatabiliyorsunuz. Android 12, mikrofon, kamera veya GPS gibi telefonun bütün donanımlarını tamamen kapatabileceğiniz menülerle beraber geliyor. Yani istediğiniz zaman istediğiniz özelliği hızlı panel üzerindeki simgesi üzerinden tamamen devre dışı bırakabilir. Böylelikle kötü amaçlı uygulamaların bu bilgilerinize erişmesini net olarak engelleyebilirsiniz. Ancak maalesef herkes Android'in güncel sürümlerini yükleyemiyor. Çünkü ne kadar amiral gemisi diye anılan gelişmiş modelleri kullansanız da alabileceğiniz güncelleme sayısı 2 veya maksimum 3 ile sınırlı. Neyse ki geliştirici modu burada da yardımımıza koşuyor ve hızlı ayarlar geliştirici döşemleri, evet yazımı bu şekilde biraz tuhaf ama siz hızlı ayar olarak direkt aratabilir ve menü içerisine girdiğinizde sensör off sekmesini açarak hızlı panele yeni bir simgenin eklenmesini sağlayabiliyorsunuz. Böylelikle artık bu simgeyi her açtığınızda mikrofon, kamera ve GPS gibi en önemli donanımlarınızı aynı Android 12'de olduğu gibi tek fark olarak tek seferde kapatabileceksiniz. Yani hepsini birden tek bir düğmeye basarak kapatabileceksiniz. Android 12'de hepsi için ayrı bir düğme vardı. Özellikle GPS yani konum servislerinde yapabileceğiniz bir başka ilginç şey de
Fake konum bilgisi paylaşmak. Bunun için önce Fake GPS gibi harici bir uygulamayı Google Play Store'dan cep telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Sonra da sahte konum uygulamasını seç menüsüne girip buradan ilgili uygulamayı seçebilirsiniz. Böylelikle mevcut konumunuz yerine artık dünyanın seçeceğiniz herhangi bir şehrindeymişsiniz gibi bu bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Geliştirici modunun belki de en çok bilinen ve kullanılan özelliklerinden biri de pencere animasyonu ölçeği, geçiş animasyonu ölçeği ve animatör süre ölçeği. Çünkü bu modlardaki değerleri birden 0-5'e çekerek veya tamamen kapatarak özellikle ciddi anlamda yavaşlayan telefonları hissedilir derecede hızlandırabiliyorsunuz. Menüye girdiğinizde ister animasyonları tamamen kapatıp direkt pencerelerin açılmasını sağlayabilir ya da tam tersi 5x veya 10x gibi değerleri seçip daha da yavaşlatabilir ama ortaya oldukça ilginç bir animasyon seçeneği de çıkarabilirsiniz. Sıradaki ipucumuz cep telefonumuza USB kablosu bağladığımızda karşımıza bir sürü seçenek çıkmasını engelleyerek en sık kullandığımız seçenek ile direktman bağlanabilmemizi sağlıyor. Bunun için varsayılan USB yapılandırması menüsüne girerek dosya aktarımı, görüntü aktarımı veya USB bağlama gibi seçeneklerden birini seçtiğinizde artık sadece belirlediğiniz seçenek çıkacak. Bence sürekli sadece tek bir seçeneği kullananlar için oldukça pratik ve hayat kurtaran bir özellik. Pil tasarrufu ve ağ performansı sağlayan 9. seçeneğimiz bende zaten aktifti ama aranızda kapalı olanlar varsa kesinlikle açmalılar. Wi-Fi tarama hızlandırması olarak bulabileceğiniz bu seçenek dediğim gibi hem Wi-Fi'nin aşırı pil tüketimini engelliyor hem de ağ performansını ciddi anlamda arttırıyor. Sırada oyuncuların özellikle yoğun grafikli PUBG gibi oyunlarda işine yarayacak bir özellik olan grafik sürücü var. Aynı isimli ayarlardan aratarak girebileceğiniz menüden grafiklerini özellikle iyileştirmek istediğiniz PUBG gibi oyunlarda varsayılan ayarlar yerine sistem grafik sürücülerini seçebilirsiniz. Sıradaki özellik aslında kameranın silüetini kapatmaya yarıyor ama sonuçta çakma iPhone gibi çentikli ekran görüntüleri de ortaya çıkarabiliyor. Ekranınızdaki ön kameranın konumuna göre istediğiniz bölgeyi tamamen siyaha çevirebiliyorsunuz. Bence çok kullanışlı değil ama meraklılar için oldukça ilginç olduğunu söyleyebilirim. Eğer uygulama pencerelerini aynı Windows'takine benzer şekilde açmak isterseniz bu durumda serbest biçimli pencereleri etkinleştir sekmesini açabilirsiniz. Sonra da açık uygulamaların toplu şekilde görüldüğü moddayken uygulama simgesine basarak açılır pencere görünümünde aça basıyorsunuz. Böylelikle uygulamanın pencere boyutlarını ayarlayabilir, aynı anda arkada farklı bir uygulama ile ilgilenebilir veya aynı masaüstü bilgisayarlarımızda olduğu gibi pencereyi ekranın istediğiniz bölgesine taşıyabilirsiniz. Evet, umarım bölümde bahsettiğim ipuçlarını beğenmişsinizdir. İşlerinden en az 2 veya 3'ünü kullanıyorsanız da bu durumda kanal bence abone olmayı hak ediyordur değil mi? Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım diğer teknoloji rehberi içeriklerimde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. En altında geliştirici modunun bundan fake konum bilgisi bence sürekli sadece tek bir seçeneği kullananlar açılır pencere görünümünde aça basa veya pencereyi aynı bilgisayarlarımızdaki Windows veya bilgisayarlarımız aynı